katil değil mi bu? Ta kendisi de niye bizi öldürecek gibi bakıyor? Koysak mı? Can sen misin? Tuğçe'nin kardeşi olan. Olmasa mıydım? Can mısın değil misin? Evet evet Can bu. Ben de öylesine biriyim. Sen bu bilgisayar işlerinden anlıyor musun? Ekleme yapabilir misin? Yani öyle büyük çaplı şeyler değil de kendimizce yapıyoruz bir şeyler. Yardım edebilir misin? Abi öyle bakarsan hayır diyemem ki. İyi. Hem bedeli neyse öderiz. Yok yok. Yani paraya gerek yok abi. Senin canın ciğerin sağ olsun. Kanka 2 dakika konuşabilir miyiz? Abi ben hemen geliyorum. Saygılar. Konuşacağız. Öleyim ben ya. Hani sen başkasının yatağında uyumuyordun? Bugün böyle işte, ne yapalım? Abla iyi misin? Harikayım. Ya değiştin sen. Normal nazlı bakışları değil bunlar. Anneme kızgınım ondandır. Kızgınlıktan değil. Neyin peşindesin sen bakalım Gücürüm? Bilmem. Ya kafan karışık gibi. Değişik de davranıyorsun. Bir şey soracağım ama korkuyorum. Ne? Acaba benim ablam birinden mi hoşlanıyor? Saçmalama Peri. Ne hoşlanması? Bildiğin Nazlı'ymış işte. Gidiyorum ben. Bana bak. O sevimli tatlı çocukla da görüşmek falan yok. Ya bak kendi sevimli diyorsun işte. Yok dedim Peri. Of! Oğlum Kosmos senden yana. Bak beklediğin fırsat ayağına kadar geldi. Üstelik işi düştü sana. Nasıl ya? Bak Savaş'a. Düşük yağ oranı, ölü bakışlar, psikologda bir yıl tecrübe, bütün kızların hasta olduğu sürüm. Ha, akşam Peri ile buluşmak için... Arıza ablasını oyalayacak en uygun aday. Abi para istemem ama senden bir şey rica edeceğim. %100 aramızda kalsın. Söyle. Ya Haluk amcanın üvey kızı Nazlı abla var ya, bu akşam onunla böyle buluşma gibi bir şey ayarlayabilir misin? Birkaç saat meşgul etsen yeter. Nazlı ile ne alaka anlamadım. Abi ya, ben çok hoşlanıyorum Peri'den. Kardeşi olan hani, tatlı tatlı bakan, masumiyet müzesi. Ya ne zaman buluşacak olsak Nazlı abla çoban gibi başımızı bekliyor. İyi. Yarın sabah al bilgisayarını, 11'de gel bize. Anlaştık abi. Goldenlar dünyanın en sevecen hayvanları değil mi ya? Bir de çok sadakatli oluyorlarmış. Yani sahibine benzediğini söylüyorlar. Şşt! Bak bakayım sen bir bana. Ne öyle mesajlı bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun benim melek kardeşime? Hem ne bu böyle ya, sürekli köpek muhabbeti, sıkıldım. Ya sıkılmıyorum ben. Hem sen tutturdun buraya geleceğim diye, gidebilirsin istiyorsan abla. Peri! Nasılsınız gençler? İyi Savaş abi. Tahmin ettiğin gibi. Sen nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun ki sen burada?
Sana bakmaya geldim. Atma. Ne yapacaksın ki beni? Seni sürpriz bir yere götüreceğim ama gelmek istersen tabii. İstemem. Kendin git. Bunu bir özür olarak kabul etsek. Oldu canım. Yap yap özür dile. Hikayenin geri kalanını merak etmiyor musun? Gerçekten mi? Ama bak ben ne kadar anlatırsam fazla sorgulamak yok. İyi tamam. Olabilir. Ya abla git işte sıkılıyordun zaten. Tamam ama eve geçerken arayacaksınız beni. Hadi. Benim de kedim vardı işte İzmir'de. Nilüfer. Nili diyorduk. Annem evde bakmama izin vermediğim için sokakta bakıyordum. Gittiğim gün var ya, kedi haliyle ağlayacaktı vallahi. Ben de ağladım. Bir tek Nilüfer'i mi geride bıraktın gelirken? Yo, arkadaşlarımı da bıraktım. Ama Nili bambaşka. Yani erkek arkadaşını falan bırakırken de mi üzülmedin? Erkek arkadaş? Benim hiç erkek arkadaşım olmadı ki. Yok da. Ya ben de niye şaşırıyorsam gerçi. Nazlı abla faktörünü unutmuşum. Ya Nazlı ablamdan değil. Ha, olsa delirmez demiyorum ama ben kendime bir söz verdim. Özel değilse sorabilir miyim? İlk kez sana söyleyeceğim galiba. Nazlı ablamın bir erkek arkadaşı olana kadar benim de olmayacak. Uzundan önce olur yok o zaman. Ellisine kadar bile yolu olabilir. Nazlı ablan sonuçta.